Şimdi Ali Koç çok büyük bir destekle geldi yani Fenerbahçe camiasından. Bence hala da o desteği devam ediyor ki yani futbol takımının performansı anlamında kötüye, iyiye gidiş olmasa da yani şampiyonluktan bahsediyorum. Bir şekilde Ali Koç çünkü o desteği devam ediyor. Fakat bir de bir gerçek var. Ali Bey'in kendisi de bu sezonu ben Ali Koç programıyla açtım. Kendisiydi burada konut. Kendisi de söylüyor. Futbol performansı anlamında istediğimizi yapamadık diyor. Niye olmadı? Ee, tercihler tercihler ee, oyuncu mesela bence ilk yanılgıyı şurada yaptı Bir yıl önce Fenerbahçe ikinci oldu. Hatta şampiyonluğu kovaladı. Bir maçla. Yok yok geçtiğimiz yıldan bahsetmiyorum. Ha, önce... Ali Bey'in gelmedi. önceki son yılında. Ha, tamam. Aykut Kocaman zamanında. O bence orada yanıldığı düştü. Ya bu kadar biz şampiyonu oynadık. Bu kadroyu koruyalım. Antrenörü değiştirelim. 6-7 daha oyuncu dedi. Aslında o kadro ezberci bir kadroydu. Aykut Kocaman'ın yaptığı doğru oydu. O takım çok yetenekli bir takım değildi. Düz bir takım. Ama kompakt, taktik takımıydı. Orada bir yanılgıya düştü. İlk yıl öyle geçti. İkinci yıl zaten fena bir toparlar gibi oldu. Geçtiğimiz yıl sadece bir müsabakayla yani Sivas'ı 1-0 kazanmış olsa Tabii bitti. E, bitmişti, şampiyonmuştu. Ben ama ilk kez bu yıl doğru transferler yapıldığını düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin 2 sene sene, Fenerbahçe'nin ligde çok ama çok iptal olacağını düşünüyorum. Bu sene şampiyonluk şansı az ama önümüzdeki yıllar ilgili genç, yaşlık karışımı olan bir takım oldu. Ve 98-99 doğumlu oyuncular ağırlıklı bir takım hale geldi. Ve iyi oyuncular bu bahsettiğim oyuncular. Perdisi, Salahisi, Kimi hep genç oyuncular. Ee, biraz önce bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun buyur lütfen. Şimdi biraz rahatsız oldum işte Başbakanın kardeşi olmasaydı bozulur muydu diye soruyor. Haklı bir soru olabilir yani sonuçta değil şey mi? tabii ki. Ya bu... Yalnız ben 1981 yılında milli takma seçildim. İlk kime sahaya çıktığım gün benim milli takıma seçtiler. Ve aşağı yukarı 80'li yıllardan beri Türkiye'nin en önemli spor adamlarından biri biriyim. Futbolcu veya yorumcu olarak. Rahmetli Turgut Özal da benimle oturuyordu. Ben siyasette bin O yüzden de biz de belli bir yerde olan insanlarız. Ama Mustafa Erdoğan da eski Fenerbahçe Rıdvan'ı futbol Rıdvan'ı sevmedi ki mutlaka belli bir dönem olmuştur. Ben Mustafa abi sevemeyebilirim. O beni sevemeyebilir. Öyle mi? Tabii. Hepimiz defalarca. O yüzden biz etiket dostluğu bizde olmaz. Çünkü biz zaten kendimiz bir markayız. O konuda diş şımarık falan da yapmam. Ben 40 yıldır bu futbol aleminde ilk 5 kişiden birisiyimdir. Ama futbolculuğunda ama yorumculuğunda. Kabul etsinler etmesinler. Bu böyledir. Yok yorumculuğunuzla ilgili böyle bir itirazı olanız, olduğunu zannetmiyorum. E Futbolculuğumu yani, için futbol, hatırlamazlar. Futbolculuğunuzla ilgili de zannetmiyorum. Evet. Yani ben Ama son, sonuçta kes, benim, ben son benim, kısmına yetişmişimdir. Ben o 100 evet, gollü şampiyonluğu evet, falan hatırlıyorum. Evet. Ben Rıdvan Dilmen olarak başbakanın kardeşine ihtiyacı olan hiçbir insan olmadım. Ne Turgut Özal'ın rahmetlinin Ahmet tanırdım oğlunu. Çok iyi bir insandır rahmetli Özal'da. Ben Mesut Bey'i de çok severdim rahmetli. Ama Mustafa abim benim hayat şeyimi değiştirdi. Yani görüş aşılarımı Ama siyaseten hocam, bunu, değil, hayata bakışım. Bu şimdi. eleştirilerin gelmesi de anormal ki. Siz bu kadar kamuoyunun önünde birisiniz. Şu çok eleştiri doğru değil. Şu, şimdi yani. ben senin niye konuyunu yoldan geçen biri ol, olsam getiririm getirir mi? ki. Rıdvan o yüzden, o sevgili yani. kardeşimizin de sorusu ona göre olmalı. Karşımda hani buraya konuk olan insan demek ki de bir şeyler vermiş bu ülkeye veya kendisi. Topluma mail olmuş, futbol oynamış, eskiden iyi futbolcuymuş, iyi yorumculuk yapan ki bu 59 yaşında buradaysa benim hiçbir etikete ihtiyacım yok. Onu demek istiyorum. Ee, Aziz Yıldırım tekrar Fenerbahçe'ye bir gün başkan olur mu? Şu anda bu konuda yorum yapmam da doğru değil evet. Fenerbahçe. Çünkü ben benim için Aziz Yıldırım çok severim Aziz Bey. Çok özel günlerim geçmiştir. Ali Bey'i de severim. Fenerbahçe Başkanı sen olursan seni de çok severim. Onları insan olarak sevmemin dışında benim için Fenerbahçe Başkanı. Aziz de, Ali de, Ahmet de, Hasan de fark etmez abi. Benim için Fenerbahçe başkanı benim başkanımdır. Olur mu olmaz mı onu bilmem. Ee, Aziz Yıldırım'ın gidişi birazcık hüzünlü bir gidiş olmadı mı? Dramatik oldu. Böyle gitmemeliydi. Yani öyle veda edilmemeliydi. Hayır mi? böyle oy farkıyla olmamalıydı. Açıkçası e, tabii o zaman başka bir hava oluşmuştu. Aziz Bey de beklemiyordu bence. Ali Bey'in kazanması normal. Öylesine bir fark. Aziz Bey beklemiyordu bence bence kimse beklemiyordu. O biraz üzücü oldu Aziz Bey için. Çünkü Türk futboluna çok büyük katkıları bulmuş. Tartışmasız yani. Her çok anlamda. Fenerbahçe'ye de Türk futboluna da. Türk tabii. futbolunda esas statlar kurulmuştu. Öncüdür yani Aziz Bey. Tabii. Yani şimdi Fenerbahçe kulübünde de Dört tane falan şampiyonluk yaşamış. Önemli bir ivme atlatmıştır Fenerbahçe. Bir de yani kulübün. böyle bir bedel var mı? Adam hapse girdi. Ca yani, gibi için, camiası için. Maalesef. Yani. yani, bir sene hapishanede yattı. Kolay evet. değil. Belli yaşta. Bir sürü kronik olan. hastalık ve bir yaşta. Tabii tabii. Beli, bir yaşta neyse çok şükür şimdi iyiymiş sağlığı ol Emre Belezoğlu'nun gönderilmesi daha doğrusu Emre kendim istifa ettim bıraktım ben devam etmek istemedim diyor. E, sonuçta ayrılması yanlış bir karar mıydı? O gün için e, o günkü şartlar gereği ben Emre'ye de söyledim bunu. Ali Bey'e de söyledim aslında. Sohbet sırasında benim söylememle değil de bence her iki taraf için de iyi oldu. Hmm. Ali Bey için Emre Belezoğlu bir riskti. Sorun Emre Belezoğlu için de bir riskti. Şimdi 10 maçlık bir periyot Emre Belezoğlu. Yedi galibiyet, iki beraberlik, bir mağlubiyetle. Değil mi Emre Belezoğlu? Bir lisans problemi vardı. Sonra kafasında başka planlar vardı. Ali Bey'in de devam etmemesi normaldir. Emre Belezoğlu'nun bak her, her olanda bir yer var. Demek haklıymışım. Ne oldu? Allah işte belli bir yerden nasip etti. Başakşehir'e gitti ve başarıdan başarıya koşuyor şu anda. Daha kuvvetli gelir geldiği zaman. Ve ben bir gün Sergen Yalçın'ın ilgili, NTV'deydim o zaman. Bu sevdalar buluşacak dedim. Ben 3-4 sene sonra Elbet bekliyordum. Elbette bekliyor bir de. gün buluşacağız. Bence sonra. Emre de Fenerbahçe ile bir gün buluşacak. Tekrar. Bence %100 buluşacak. Yani.